25 kiloyu 2 ayda veriyor bak. Oo, çok, ama çok enteresan bir şey. Bir zaman. İşte biz bu özenirken ona vay be ne kadar hızlı veriyor diye. Bütün kadınların isteği bu çünkü. Özenirken biz Gupse'ye bakın sağ tarafta deli ha 2'deki hali, sol tarafta da kilo vermiş hali. Kaç kilo Tayland'a vermiş? Gidiyor. 25 kilo mu? Yine 25 galiba bakayım hemen söyleyeyim. 17 artı 5 23 kilo vermiş. Az değil. Onun boyunda yani orta tabii boyda bir hanım. Hiç az değil. Yani. Bu detoks mitoks merkezleri var ya dediğim gibi Tayland'da. İki ayda vermek için gidiyor. Yani. Hadi bunu sanat için yaptın. Bakın 1,5 milyon takipçisi var. Dün gece paylaşmış. Çok iyi etmiş. Niye diyeceğim? İnsanlar hep özeniyor ya böyle çabuk zayıflamak. Şu mide ameliyatlarına çok özendiriliyor. Eğer herkes sonra şu anda gördüğüm, evet. Kimi görsen mide ameliyatı. Evet, çok sağlıksız öyle bir şey arkadaşlar. Yani ancak yani o sağlıkla ilgili bir sorunu varsa tamam ama obez için olmak gerekiyor mide ameliyatları yani, için. Yani şekerin, kolesterolün. 15 kilo, 20 kilo evet fazlan değil yani. Tabii. Onları sıfırlıyor. Kalbin falan tehdit edecek ki daha tehdit edici bir şeyin olduğu için bir organını aldıracak. Daha az zararlı bir bölüme geçeceksin. O da ticarete döndü. Ha. Sanki burun yaptırır, evet, dolgu yaptırır, botoks yaptırır gibi mide aldırıyor millet. Çok yakın zamanda Fatih Yüreğin başına gelenler değil mi? Geçen ölmek sene üzereydi. Oldu. Tabii canım yani, acile kaldırıldı. O kadar haber kaldı oldu. Hiç ama herkes yaptırmaya devam ediyor. Yeni ben bir hemşire vefat etti. Her gün var bunlar. Şimdi Gupse'de hızlı kilo vermek de aynı derecede tehlikeliymiş. Tiroidim var diyor. Stresten ve hızlı kilo vermekten dolayı hipotiroid, Hashimoto, karaciğer yağlanması, hipoglisemi teşhisiyle gittiği sağlık merkezinde biraz daha zayıflayayım diye gitmiş. Teşhisi 3-5 kilosu kalmış, kalmış yurt dışına. Aynen geri yollanmış. Seni zayıflatamayız, önce bunların tedavi ettir. Yani gencecik kız, evet, daha ya 35'inde değil. Bak şu hastalıklara. Aslında güzel de bir mesaj vermiş. Hani bu hızla zayıflama, işte kilo alma vesaire. Aman diyeyim diyor, doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın diyor. Evet. Çok doğru. Yani doktor kontrolü eşliğinde olması gerekiyor. Diyetisyenlere de artık ben hani bütün diyetisyenler değil çünkü o kadar fazla diyetisyen türedi, evet, ki. Aç bırakan. Yani iyilerin sözün meclisten dışarı tabii ki ama yok kiraz çöpüyle günde bir beslenme türüyle işte 4 muz falan gibi. Böyle tuhaf tuhaf insanın metabolizmasını bozacak şeyler veriyorlar. Neye göre seçeceğiz ki o zaman diyetisyeni de biz? Ya, nereden kendine göre, hangisi bak, iyi? Nasıl biliyor musun? Ben bayağı bir kilo vermiştim bir ara. 100 kilodan 65'e düşmüştüm. 65'e 60'lara düşmüştüm. O şöyle olmuştu. Bir hormon doktoruna gitmiştim. Bak zayıflama değil, diyetisyen, evet, değil. Önce ne diyor? Seni tanıması Gupse lazım vücudunu. Hashimoto, karaciğer yağlanması, hipoglisemi, şeker, tiroid. Oh. Önce hormondan bunu bulduracaksın. Benim yediğimle senin yediğin, sana yarayan da bana yarayan. Evet, değil mi? Bir değil ki. Herkes o zaman kendine göre yapacak. Yani kimse birbirine annesinden gördüğü diyet listesini vermesin. Bir de çocuk, ben şimdi mesela zayıfım değil mi? Hani normal şey kilodayım. Fıstık gibisin, evet. Hani şimdi ben arkadaşlarım mesela rejim yapıyorlar. Diyorum ki ya burada yapılacak tek bir şey var. Ekmeği, böreği, karbonhidratı, yani karbonhidrat dediğimiz neyse artık o bütün şeyler, unlu mamuller vesaire. Şeker, nişasta. Onları bir kere azaltacaksın. Şekeri de azalttın mı hiç gerek yok. Öyle 4 muz kemirmeye, o suntalardan kemirmeye, kendini aç bırakmaya, hani açlığa mahkum etmeye. Tabii. İnanın hani o karbonhidrat en çok kilo aldıran. Kesinlikle. Yediğin zaman alıyorsun. Faydası var mı soralım Ayça Hanım, Ayça Kaya diyetisyen telefon attığımızda. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. En iyi siz bilirsiniz. Gupse Hanım'ın da birçok rahatsızlığı çıktı. Görüyorsunuz işte hepimizin derdi zayıflamak. Erkeklere sorsan aslında bugün iki erkeğe sordum ben benim odada. Evet. İsimlerini vereyim. Sinan'la Murat. Ekipten. Bizim ekipten. Evet. İlla zayıf kadın takıntıları yok. Ama biz kadınların, evet, daha çok zayıflama takıntısı var. Bir açıklayın ne olur, nasıl halledeceğiz biz bu kompleksimizi? Şimdi şöyle anlatayım. O kadar güzel bir noktaya parmak bastınız ki öncelikle ben teşekkür ediyorum. 20 yıldır kilo ve eşlik eden hastalıklarla ilgili çalışan bir dahiliye doktoruyum ben. Ve ne yazık ki günümüzde kilo dediğimiz zaman bu direkt fazla yemeğe bağlanıyor. Ve kişiye hızlı kilo vermesi için çok mucizevi alternatif diyetler, detokslar, ilaçlar, haplar, bazı bitkisel öneriler, ünlem işareti koyuyorum orada, öneriliyor. Ve kişiler kilonun neden olduğunu araştırmadan, evet, ya da cerrahi çözümler öneriliyor. Bu tür uygulamalara sevinçle bir atlıyorlar.
kısa vadede hızlı kilo verdiklerinde sağlıklarını kaybediyorlar. Uzun vadede de iki kat geri kilo alıyorlar. Bugün biz kiloyu bir görünen bir buzdolabına benzettiğimizde, şöyle küçük bir iceberg görün. Fazla yemek eşittir fazla kilo diye değil. Çünkü kilonun altında yatan görünmeyen birçok nedenler grubu var. Hormonlar, metabolizma, yeme içeriği, yeme davranışı, hareketi, stresi, genetiği bunlara neden oluyor. Neden kilo aldığınızı bulmadan direkt bu tür uygulamalara girdiğinizde sağlığınızı kaybedersiniz ve çok ciddi sağlık problemleri getirirsiniz. Geçenlerde gördüğüm bir vakayı anlatayım size. Çok ünlü bir detoks merkezine gidiyor hasta. 3 ayda yaklaşık 35 kilo veriyor. Sadece bu sebze sularıyla besleniyor. Pankreas iltihabı getiriyor. Pankreatit dediğimiz ve hasta ölümden dönüyor. Yine bir vaka ki çok fazla bir kilo problemi yok aslında. Boyu 1.70-75 kilodaki bir hastaya yaklaşık 2 ayda bir 20 kilo verdiriliyor. Kadıncağız erken menopoza giriyor. Yani burada biz kilo problemini aldığımızda hemen şu diyete başlamalıyım, şu cerrahiye gitmeliyim, midemi aldırmalıyım gibi bir çözümün peşine düşmememiz gerekiyor. Öncelikle ben neden kilo alıyorum? Bu asla tek başına olmayan bir hastalık. Çünkü yağ hücreleri vücudumuz için çok önemli bir organ. Tıpkı karaciğerimiz gibi, kalbimiz gibi. Ve bu organ çok azaldığı zaman ki anoreksiya, bulima gibi bunun yeme bozuklukları tarafı var ki bunda bence ayrıca bir programda değinelim. Çünkü gençlerimizi inanılmaz tehdit ediyor. Ve o sağlıklı yemek takıntılılığı üzerine çocuklar anoreksiya 14-15 yaş evet, tabii. Ay, şimdi o yeni moda bu. Değil aynen. mi Ayça Hanım? Şimdi bulimiya, anoreksiya. Erkeklerde de öyle ve nefret ediyorum. Yememe kadın gibi hastalığı. Oturup salata, ay yağ koyma, ay. Tavuk göğsünü bilmem evet. ne yapmadan şimdi getir falan. Neden oluyor biliyor musunuz? Bunlar neden oluyor? Bununla ilgili ne yazık ki bilimsel öneriler çok fazla halka ulaşamıyor. Yani ben 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. 4 tane kitap yazdım. Her gün Instagram hesaplarımız üzerinden sağlıklı beslenmeyi... Ayça Hanım önce sizi ben bir daha bir tanıtayım. Siz dahiliye doktorusunuz. Yani 6 senelik evet. tıp fakültesi bitirip dahiliye uzmanı evet. oldunuz. Şimdi diyetisyen diye gittiğimiz kişiler var. 6 ay kurs alıyor. Anlatabiliyor muyum? Dünya kadar da paramızı alıyor. O 6 ay kurs aldıktan sonra. Sana diyor ki günde... Duyuyor musunuz beni Ayça Hanımcığım? Evet. Şu kadar sola iç... İki tane kırık kırak kibrit kutusu peynir diyor. Zaten ben onu yesem zayıflayacağımı biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu yiyen de zayıflıyor ama... Ama insani koşullarda bir yemek düzeni aynen. vermiyorlar yani insanlar. Yoyo şeklinde de yapışıyor tabii. kilo geri. Şimdi dahiliyeciyle diyetisyen arasında bir fark var. Biz bu 6 aydaki kursla diyetisyen olup da hasbelkader şöhret olmuş insanlardan değil. Sizin anlattığınız gibi ben niye şişmanım? Irsi mi? Tiroid mi? Ne bileyim. Başka diyabet hastalık mi? Mı? Hayır, Seda bir şey söyleyeceğim. Ayça Hanım demin dedi ki çok bilinen bir merkezde oluyor bütün bu vakalar. Yani işte yok efendim menopoza erken tabii, girmesi. Tabii. 70'e 75 kilo olan birisinin atıyorum 20 kilo verdirilmesi. Peki o zaman insanlar bunu nasıl ayırt edecek? Hiçbir şeye güvenemeyeceğiz çok önemli durumda. Bir merkez diye gidiyorsun. Şöyle ayırt edecek. Ayça Hanım'ın bir hastası soralım. İkimizin arkadaşı. İkimizin bir arkadaşı. Yakınlarımızda bir bey 14 kilo verdi. Ayça Hanım'ın farkı yani dahiliye doktorlarının bakın hani hormonlarınızı bilen kan testinize bakan doktorların farkı şu rejiden haber geldi onu da söyleyeyim. İstediğim her şeyi yeme farkıyla verdim o kiloyu sağlığımdan olmadan başım dönmeden dedi. Ben kilo verdiğim dönemde E5'te. Polis arabasına kırdım direksiyonu. Çünkü bayılıyordum. Yapacak hiçbir şey yoktu. Sen kaç kilo verdin? Sen bayağı verdin. 35. Sonra demir haplarını kırıp ondan sonra magnezyum, potasyum, demir hiçbir şey kalmadığı için geri kilo aldırdılar. İyi mi oldu? İyi mi oldu? Tabii. Niye verdin? Niye aldın? Niye verdin? Niye aldın yani orada? Metabolizmayı bozuyorsun. Öleceksen E5'te bayılıp araba kullanırken. Bak arkadaşımız ne diyor? 14 kilo verdirdi Ayça Hanım. Her şeyimi yedi ve çok sağlıklı hissettim. Peki neye dikkat etmesi gerekiyor o zaman? Soralım. Ayça Hanım'a soralım. Ya neye dikkat edecek kişiler diyetisyenlere gittiklerinde? Yani en azından bir bilgi sahibi olsunlar ki bu tip şeyler yaşamasınlar. Şimdi şöyle burada bir parantez açmak istiyorum. Diyetisyenler aslında çok önemli bir meslek grubu sevgili arkadaşlarım. Bunlar üniversite mezunu beslenme ve diyetetik okuyan. Beslenme dilimi yapmış insanlar. Bunlar bizim tıpta çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz, birlikte çalıştığımız insanlar. Ama bunu da farkın, şöyle farkında olmak gerekiyor. Diyetisyen olmayan,
dediğiniz gibi 6 aylık bir egzersiz hocası bir kursa gidip ya da yurt dışından bir şekilde hiç egzersiz hocası bile olmadan bir sertifika alıp pilates hocası olup ya da hiçbir titri olmadan bazı şarlatanlar piyasada var ve ne yazık ki bunlar insan sağlığına çok oynuyorlar. Diyetisyenler doktorlarla birlikte çalışan bir meslek grubudur. Biz kendimiz de burada diyetisyenlerimiz... Psikolog çok önemli. Tabii ki zaten psikolojik. Psikolog orada bitiyor. Arkadaşlar ben... şimdi biz diyetisyenimiz Ayça Hanım'la konuşuyoruz. Yani dahili uzmanı, doktor. Ama bunun bir de aynı zamanda... Tabii ki psikolojik boyutu var. Ayça Hanım'a çok teşekkür edelim. Ayça Hanım evet çok teşekkür ediyoruz. Ayça Hanım bir şey söyleyeceğim. Bayram de. Geliyor ya. Bizim Türk halkı da misafirperver ya. Sabah ya, biz bayram baklamalar. Ziyaretine başladığımız andan itibaren besiye çekileceğiz. Baklava, börek, tabii. Baklava, evet. Börek şeklinde. Her gittiğimiz evde ve kilo alacağız veya evet. Dengemiz bozulacak bir şeyler yaşayacağız. O yüzden sizi haftaya davet edeceğiz bayram haftasında. Eğer teşrif ederseniz buraya. Ha çok güzel olur. Bize bir güzel evet, anlatın. Ayça, bekliyoruz o şu zaman şu bayram kilolarını nasıl veririz? Yapalım. Ben bayramda İstanbul'da değilim ama bayram dönüşü koşa koşa gelin. Koşa ya. Koşa gelin ama. Tamam bekliyoruz Ayça Hanım. Çok öpüyorum sizi. Kazlardan çıkmadan gelin biz.